İsmail Ağa Yayın Evi sunar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Değerli kardeşlerimiz, geçen haftaki dersimizde ticaret mallarının, uruzların zekatında burada kalmıştık. idik. E, dersimizde bu konuyla alakalı genel olarak bir, özellikle günümüz fıkıh açısından çokça karşılaşıldığından dolayı ve günümüz fıkhını teşkil eden zekat fıkhı ile alakalı söylüyorum. Teşkil eden meselelerin çoğunluğu bu konuyla alakalı olduğundan dolayı birkaç husustan bahsetmiştik ki o da neydi? Birinci olarak zekatta kişinin altın veya gümüş dışında bir mal varlığı var ise bu durumda mal varlığının nisaba ulaşıp ulaşmadığını altın ve gümüşün nisabı üzerinden klasik kaynaklarımıza göre belirlemesi gerekiyordu. Bugün itibariyle gümüşün artık nisaba belirleyen bir unsur olmadığından dolayı altını e, nisap olarak belirleme zorunluluğumuz e, ve böyle bir zorunlulukla karşılaştığımızdan bahsetmiştik. E, i̇kinci olarak, Altının içerisine de baktığımız zaman da kitaplarımızda enfa olan yani e, ayarı en düşük olan altın nisap olarak alınacak olur ise zekatla mükellef olan kulun daha çok olması yani daha açık bir ifadeyle zekat verecek olan mükelleflerin daha çok olması itibariyle Klasik kaynaklarımıza göre e, içerisinde oranı en düşük olan yani bugünkü söylemde 14 ayarlık altının nisabının şart koşulması. Ancak fıkıh kitaplarımızda böyle bir kural geçse de bugünkü itibariyle 14 ayarın müstakil basılmış madrup şekliyle herhangi bir şekilde para olarak karşımıza çıkmamasından dolayı bugün günümüzde e, altın cinsleri içerisinde altının ayarları içerisinde müstakil olarak madrup ve basılmış şekliyle elimizde 22 ayar altının olduğunu bu sebepten ötürü normalde fıkıh kuralı 14 ayar altın üzerinden verilmesi gerektiğini söylese de ancak 14 ayarın bugün işçilik bulunan bilezik gibisinde veya işçilik bulunan yüzük kolye gibisinde kullanılıp Müstakil madrup olan ve işçiliksiz olmayan, işçiliği olmayan basılmış şekli olmamasından dolayı 22 ayar altının nisap miktarı üzerinde e, temel etken olacağı ve e, ticaret mallarının, sayır diğer nakitlerin belirlenmesinde 22 ayar altının e, kullanılması gerektiğinden bahsetmiş Sonrasında e, bu sefer evet nisabımızda e, asıl nisap altındır. Altının içerisinde 22 ayardır. Peki bu ticaret malları ile alakalı geldiğimiz zamanda ticaret malının zekatını belirlemede bir malın ticaret malı olması ne demektir? Alınırken satım niyeti olan mal demekti. Bundan dolayı alınırken satım niyeti olmayan, alınırken bekletme niyeti olan ve alınırken kullanma niyeti olan bu şekildeki bedellerden zekat verilmeyeceğinden bahsetmiştik. Sonrasında ticarete hangi akitlerle niyet edilebilir? Yani bir malın ticaret malı olması mesela bir kadın mehir bedeline ticaret niyeti olarak edebilir mi? Bu konulardan bahsetmiştik ki Burada muavaza olan akitlerde yani alışveriş veya kira akitleri gibi olan bedellerin alacağı olan bedeli almadan önce şu kitabı ben satın alıyorken ticarete niyet edebilirim. Veya kiralamış olduğum herhangi bir malım karşılığında menfaat bedeli olarak aldıysam yine ticarete niyet edebilirim. Ama bunun dışında şayet hibe gibi nikah gibi bedellerde ise imamlarımız arasında ittifak olmaya ihtilaf olduğu İmam Ebu Yusuf Hazretlerine göre kabul şart olduğundan dolayı bunlarda da akit olduğu için icbari olmadığından, cebri olmadığından dolayı bunlar gibisinde e, zekata ticarete niyetin yine mümkün olduğu İmam Muhammed'e göre ise muhafaza hakkı olmamalarından yani karşılıklı ivazlaşma hakkı olmadığından dolayı e, nikah hakkı gibisinde hibe de, hediye de, sadaka da bunlar da ticarete niyetin mümkün olmadığından söylemi bahsetmiştik. Üçüncü olarak miras gibi cebri olan intikallerde ise ittifaklı ticarete niyetin mümkün olmadığından bahsetmiş idik. Ve sonrasında da Ticaret malının nisabını belirlerken bu malın alış fiyatı mı, satış fiyatı mı, bu konudaki farklılıkta ne şekilde hareket edilmesi gerekir konusunda günümüz fıkıhçılar arasında iki farklı görüş olduğunu, kimisine göre bu malın kaça satın alındığı hususudur ve e, ihtiyatlı olan en azından budur. Çünkü bu fazla bir rakam demektir. Kimisine göre ise bu mal en hızlı şekliyle kaça satılabilecek böyle bir rakamın belirlenmesi ve bu şekilde ticaret malının kıymetinin belirlenmesi gerektiğinden bahsetmiş idik geçen dersimizde. Bu dersimizde de inşallah konularla alakalı metinlerin okumasını yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil uruz. Uruzlar hakkındaki e, fasıl. Ezzekatü zekat nedir? Vacibetün vaciptir fi uruzu ticareti, ticaret mallarında zekat vaciptir. Kaineten ma kainet. Bu ne olursa olsun ticaret malı ise zekat gerekir. Ne zaman da iza belagat kıymetu nisaben bunun kıymeti nisaba ulaştığı zaman da minel veriki eviz zehebi. Gümüşten veya altından bunun nisab, bunun miktarı nisaba ulaştığı zaman ne olur? Zekat gerekir. Şimdi burada Musaynif Hazretleri'nin ibaresinden sanki şöyle bir şey anlaşılıyor. Ticaret malından zekat verilebilmesi için müstakil ticaret malından bir nisap ulaşması gerekir. Yani bugünkü değerle diyelim 80 gramı kabul edecek olsak ki farklılıklardan bahsetmiştik. Altının kıymetinin de 81 lira olduğu bir şey 1100 lira olduğunu düşünecek olursak takiben 90 bin liranın nisap olduğunu varsayalım. Yani 90 bin TL nisap olsa... Bu ibareye göre 90 bin TL'lik mal varlığım olması gerekir. Bunun dışında bu ibareden anlaşılan zahiri itibariyle bunun dışında 50.000 TL'lik bir mal varlığım olacak olsa ticaret malı zekat gerekmez anlaşılıyor. Ama bu ifade bu yönü nedir? Müsamahalıdır. Musalif Hazretleri tabii ki bunu kastetmiyordur. Kast edilen nedir? Şudur. Bir kişinin asli ihtiyacı dışında zekata tabi malı sadece ve sadece ticaret malı ise bu durumda ticaret malının nisabı aşması gerekir. Yani başka geçim malım yok. Sadece bir arabam var ve bu arabam da nisap miktarını aşıyor. O zaman zekatla mükellef olalım. Başka geçim malım yok. Arabam nisap miktarını aşmıyor. Başka geçim malım yok. Arabam nisap miktarını o zaman zekat vermem gerekmez. Peki şu ihtimal ne olur? Ona dair kitabımızda bir beyan yok. Aslı ihtiyaç dışında ticaret malım var ama nisabın yarısı ve aynı zamanda da başka bir şeyde altın cinsinden, gümüş cinsinden veya Döviz cinsinden, TL cinsinden nakit param var. Bu şekilde de kenarda duran, nisabı aşmayan bir ticaret malı, nakit param var. Bu şekilde olacak olur ise ticaret malı her ne kadar nisaba ulaşmasa da bunların her ikisinin kıymeti, çünkü aynı nisaptırlar e, altın ile gümüş ve nakit paralarla ticaret malları aynı nisaptır. Çünkü ticaret mallarının nisabı nakit paralar üzerinden hesaplanılır. Altın ve gümüş üzerinden hesaplanılır. Ayınlarıyla alakalanmaz akit saymelerde olduğu gibi. O zaman eğer benim ticaret malından nisabım yarım ise bu yarım olan nisabı nakit paramla toplarım. Topladığım zaman da şayet nisabı aşıyor ise bu durumda zekat vermem gerekir. Onun için izâ belagat nisaben meselesi ile alakalıdır? Başka hiçbir malı, ticarete tabi malı olmamasıyla alakalıdır. Şayet başka ticarete tabi bir malı var ise ve de o ya başka cins ticaret malı olsun veya nakit paralardan ise saymelerdense katılmaz. Dersimiz geride de okumuştuk. Bunlardan ise bunlar birbirine katılır ve nisap tamamlanılır ve bu şekilde zekat verilir. Niçin? Li kavli aleyhissalatu vesselam fiha yukavimuha feyyüetti yukavimuha feyyüetti min külli min e, dirhemin hamseti derahime. E, Hazreti Peygamber ne buyurmuştur? Yukavimuha onu kıymetlendir. Feyyüetti min külli miyeti dirhemin hamseti derahime. O 200 dirhemde 5 dirhemi ne yap? 5 e, dirhemi eda et. Hazreti Peygamber bu şekilde buyurmuştur. Ayrıca veli enneha bu ticaret malı nedir? Muaddetün nil istinmai. Nema için sayılmıştır. Yani kişi onu ticaret malının nema için hazırlanmıştır. Bi i'dadil abdi. Kulun saymasıyla. Bunun için söylüyordur. Ticaret malının değil de altın ve gümüşün zekatında şundan bahsedilebiliyorsunuz. Para hırki olarak hırki olarak nema kastedildiğinden dolayı paranın kendisi aynı maksut olan bir ürün olmadığından dolayı aynı maksuttan kasteden fıkıh kitaplarında şudur. Bakın kitap alırsınız kullanırsınız. Masayı alırsınız kullanırsınız. Ne bileyim herhangi bir eşyayı alırsanız kullanırsınız. Masada böyledir, arabada böyledir, ne bileyim telefon da böyledir, saat de böyledir. Bak bunların hepsini aynından istifade edersiniz. Ama paranın bizatihi kendisinden, aynından, cürmünden, nesnesinden istifade yoktur. Paranın mübadelelerde kullanılması itibariyle menfaati vardır. Yani bir şey alıyorken kullanacağım ben onu. O parayı cebimde onun için bekletiyorum. Onun için aynından istifade yoktur. Şimdi aynından istifade olmayan ve alışverişlerde mübadele için yani Trumpa için kullanılmak için bekletilen paralar Hanefi mezhebine göre e, nami maldır. Peki nasıl namidir? Takdirenleme vardır orada. Çünkü niye? Ya sen bunu cebinde bekletiyorsan bunu bir akitte kullanacaksın ve yani kârına olan bir şeyde kullanacaksın. Onun için burada takdiren nema söz konusudur. Ticaret mallarında ise esasen kendisi otomatikmen aynı itibariyle, nesnesi itibariyle ticarete vaz edilmiş veya ticarette konulacak ürün değil. Mesela kitabı düşünelim. Bu kitap, bu kitap ticaret malı da olabilir, kullanım eşyası da olabilir. Şimdi ben bunu ticaret malı olarak niyet ettiğim zaman da o ticaret malı olmaya elverişi akitle beraber yaptığım zaman da ben kul olarak bunu şunun için kullanıyorum demektir. Bundan ben neme kastedeceğim? Ben bunu alacağım ve satacağım. Arsada da böyledir. Bir insan ticaretin yapmış olduğu malda temel hedefi nedir onun nemalanmaktır. Bugün emlakçı niçin emlakçılık yapar? Onu alıp satımını yapıp para kazanmak için. Galerici, niçin galericilik yapar? O arabayı alacak ve satacaktır. Bakın o araba elinde durduğu sürece ne için duruyordur? Ondan kâr elde etmek için. İşte onun için <laughs> kul tarafından bu ne için sayılmıştır? Nemalanmak için hazırlanmıştır. Neyle? Bir i'dadil abdi. Kulun saymasıyla. Kulun bunu nema için vazedilmiş olan nema için ayırması nema kastıyla beraber almasından dolayı bu nemalanmak için alınan bir mal olduğu için zekata tabidir. Fe behel muadde bi i'dadi şer'i şerifin saydığı ile nami olan altın ve gümüşe benzer bu yönüyle. Ve tüş taratu şart koşulur. Niyeti ticareti li esbite Bunu zekata tabi bir mal veya nema kastedilen bir mal olarak sayı olabilmesi için ticaret niyeti burada nedir? Şart koşulmuştur. Peki ticaret niyeti şart koşulmuştur. Metin kitaplarımızda arkadaşlar bu bir kitabımız metin olduğu için bilgiler bütün değildir. Bunu biz daha çok şerhlerde, haşiyelerde, daha sonraki kitaplarda biraz daha metinleri toplamaya gayret ederiz. Hatta onun için fıkıhla iştigal eden kardeşlerimize özellikle şu noktada dikkat etmelerini tavsiye ederiz. Fıkıh ilmi merdiven merdiven basamak basamak ilerlenilen bir ilimdir. Onun için önce büyük kitaplar, gösterişli kitaplar veya iddialı kitaplar, fıkıh kitapları değil de daha yeni başlıyorsak bu işe bize temel manada bilgimizin temelini oluşturacak temel metin kitaplar ve muhtasar kitaplarla bu işe başlanması gerek. Temel metin kitaplar nedir? İmam Kudri Hazretleri'nin örneğin Kudri kitabıdır. Bu süreç bu şekilde başlar. Bu bilgi bize neyi, Bu kitap bize neyi verir bilgi olarak? Genel olarak namaz bahsiyle alakalı bir genel bir malumat verir. Genel bir bakış bak bakış açısı kazandırır. Bunu tas tamam bir şekilde metin okuması bittikten sonra ileri seviye bir okuma metinlerden sonrasında İmam Merginani Hazretleri'nin e hidaye gibi veya Tuh Alaaddin Semerkandi'nin tuhvesi gibi veya Ali Kari'nin Fetubabil Nâisi gibi biraz daha metin ve muhtasarlardan biraz daha uzun metinler okunmaya başlanır. Şimdi bu metinleri okuyorken de yine bu metinlerde bütünüyle konuyu tafsilatıyla anlatmaz. Burada da neye ihtiyacımız vardır? Bu metinleri gelişmemiz için veya buralardaki kısa yazılmış olan ve hani kitabı kısaltmaya ihtisarı gayret ettiklerinden dolayı temel hedef ihtisar olduğundan dolayı mesail bazen alana veya konuya hakim olmayan kişiler tarafından yanlış anlaşılmaya vehmedilebilir. Onun için bu metinleri nelerle açmamız gerekir? Seviyeye göre eğer seviyemiz daha yeni ise basit şerhlerle, kolay şerhlerle ama eğer seviyemiz artık yavaş yavaş hareketleniyorsa, kıpırdanıyorsa o zaman biraz daha metini de açan, metnin ötesinde daha farklı mesailere değinen biraz daha zor şerhlerle eğer daha da seviyemiz ilerliyorsa bu durumda bunu haşiyelerle vesaire kitaplarla okumaya gayret göstermemiz gerekir. Onun için Şimdi burada Musallif Hazretleri e, ticarete niyet gerekir dedi. Peki ticarete niyet ne şekilde olur? Hangi akitlerde ticarete niyet olur dedi. Burada bu geçmiyordur. Burada bizim babımızın başında, zekat babının başında e, bir malın bir e, alınıyorken hizmet için alınması durumunda sonradan ticarete niyet edilebilir mi? Veya ticaret için alınan bir mal sonradan hizmet için çevirebilir mi? konusunda işlemiştik. Onun için arkadaşlar fıkıh yapıyorken babları veya konuları birbirleriyle bitiştirmeyi unutmamamız lazım. Yani bu Orada okuduğumuz bilgiyi en baştaki bilgiyle toparlayamazsak o zaman fıkıh adına bir malumat kesbetmiş olmayız. Bu fıkıh adına bir malumat kesbedebilmemiz için bizim örneğin diyelim nikah bahsini okuyorken ibadat bahsindeki bilgiler aklımızda kalması lazım. Çünkü yeri geldiği zaman ibadat bahsiyle beraber anlarız biz nikah bahsindeki konuyu. Ve alışveriş bahsindeki herhangi bir konu nikahtaki mihir babiyle ile alakalandırılır ve orada geçtiği şeklinden dolayı bir daha ayrıntılı şekilde tavsilat edilmez. Onun için kardeşlerim Fıkıhla iştigal eden kardeşlerimize tavsiyemizdir. Bir önce muhtasar bir metin sonrasında onun bir tık ötesindeki şerhler, e, metinler veya geniş biraz daha uzun e, metinler ondan sonrasındaki seviyemizin gelişmesi durumunda metinleri düzgün anlayabilmemiz için onlara takviye niteliği olan şerhleri, haşiyeleri okumaya gayret göstermek lazım. Bu bir, iki fıkıh bilgilerini metinlerde okumuş olduğumuz o günlük konuyla alakalı bilgiyi iyi aktarabilmemiz için zihnimizde her an bunun ilerisi, bunun gerisi veya farklı bablardaki konuyla taalluk eden konulara iyi bir şekilde hakim olmamız gerekir. Yoksa aksi halde fıkıh yürümez. Yani dağınık bir fıkıh malumatı olur. Onun için bazı kardeşlerimiz diyor yani hocam ben yıllardır fıkıhla iştigal ediyorum. Ne olmuyor? İşte bundan dolayı olmuyordur. Yani ya müzakerede bu yönüyle ciddi bir e, tecrübe kazanılmamıştır veya fıkıh kitapları böyle bir Toplu bir şekilde e, hıfz edilmeye ve öğrenilmeye çalışılmamıştır. Dağınık dağınık okumalar yapılmıştır. Halbuki öyle değil. Biz bu yönüyle tekrarlarımızla, müzakerelerimizle, her yıl tabii bunun bir tekrarı da gerekecektir. Tekrarımızla, müzakeremizle fıkhın bugünkü konumuzu, konunun neresiyle alakalı şey olabilir. Ha şurada şöyle bir mesele vardı şeklinde e, çıkarım yapabilecek aklımızda bütün gerideki baplar kalması gerekir. Bu durumda işte artık yavaş yavaş fıkıh konuşmaya başlayacak, ee, fıkıh bilgimiz hareket etmeye başlayacaktır. Kardeşlerimize bu tavsiyemiz olmuş olsun. Evet, şimdi peki nisap miktarı parası olan bir kişi nasıl, şey, ticaret malı olan bir kişi nasıl kıymetlendirecek bahsetmiş idik. Ve en bimavlu enfo'lil mesakin. Parasını, ticaret malını... Nisaba karşılıyor mu karşılamıyor mu? Nisaba ulaşıyor mu ulaşmıyor mu? Şimdi bunu belirlemesi gerekiyor bu kişinin. Peki belirliyorken ne şekilde belirleyecek? Bugün diyoruz ya altın var, gümüş var. E, gümüş artık para olmaktan çıktı. Kıymet ettiği ifadeden para olmaktan çıktı. Ama nedir? Altını aldık. Peki altının hangi ayarını aldık? 14 mi, 18 mi? Onun için yukavim ma en enfaul lil mesakin. Miskinler için en faydalı olan. E bugün o zaman nedir? fıkıh kitaplarımıza geçtiği şekliyle 14 ayardan basılmış olan paralardır. 14 ayar altın yani içerisinde karışımı en az olan altın hangisi ise bunun üzerinden ticaret malının kıymet hesaplarını. Çünkü niye? E bugün itibariyle bildiğim kadarıyla 14 ayar altının gramı 700 lira. E 24 ayar altının gramı 1100, 1200 TL. Arada böyle bir fark var. Eğer siz 80 gram altını 14 ayar üzerinden hareket hesaplayacak olursanız bugün 60 TL'si 60 bin TL'si olan bir kişi zekat vermesi gerekir ve üzerinden bir yıl geçince. Ama şayet siz e, 24 ay üzerinden hesaplarsanız nisabın ulaşması 90 bin TL'ye bulacaktır. Onun için 90 bin TL mal olması gerekir. 90 bin TL'de daha zekatı az veren insanlar olacaktır. Ama 60 bin TL dersiniz daha çok insanın zekat verme durumu söz konusu olacaktır ve Müslüman miskinlerin daha çok menfaatini olacaktır. Onun için paralarda neye itibar edilir? Fakire enfa olandır. Yani daha çok faydalı olan ki o da daha çok kişinin zekat verdiği ve zekat limitinin aşağı indiğidir kural olarak. İhtiyaten li hakkı fukara fakirlerin hakkını gözetmek için. Kale radıyallahu anh İmam Merginani Hazretleri şöyle buyurdu. Ve hâdâ rivayetün an Ebu Hanife Rahimallahu Bu Ebu Hanife Hazretleri'nin rivayetidir ki İmam Muhammed Hazretleri'nden de rivayet edilir. İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nden de rivayet edilir. Ve fil asli asıldaysa hayyarahu. Ne yapmıştır? Bir kişiyi muhayyer bırakmıştır. Yani ister enfadem verir ister diğer cinsten verebilir. Niçin? Liyane semeneyni fi takdiri Kıyamil eşya bihima sevaun. Çünkü e, altın ve gümüşte veya sahir şeylerde hangi nisaptan bunu hesaplayaması hangisi olacak olur ise bunları kıymeti belirleme hususunda eşittir. Birinin diğerinden fazileti yoktur. Onun için diyelim farazi altından hesaplamak istiyorsa, altından gümüşten hesaplamak istiyorsa gümüşten hesaplar. Ve tefsirul enfa Enfadan kastedilen nedir? En yukavvü meha bima yeblogu nisâben. Nisaba ulaşandan hesaplamasıdır ki o da nedir? Mesela düşünün bir nisap ki altından nisaba ulaşmıyor ama gümüşten nisaba ulaşıyor. O zaman bunun yapılmasıdır. Şimdi bu normal zamanda arkadaşlar mümkündür, doğrudur. Evet yani diyelim adamın malı var. 60 bin TL para, 50 bin TL para, para, parası var diyelim. Ya altından nisaba ulaşmıyor ama gümüşten ulaşıyor. O zaman bunu ne yapabiliriz? Gümüş üzerinden zekatlı muhatap kılabiliriz. Ama arkadaşlar bugün günümüze biz baktığımız zaman... Bugün için gümüşte, bugün için gümüşte maalesef e, özellikle Amerika'daki e, gümüş madenlerinin keşfiyle beraber e, ki konuda hakkında çalışma yapan insanların beyanı bu şekildedir gümüş madenlerinin kıymeti çok ciddi bir şekilde düşmüştür. Gümüş madeninin kıymeti çok ciddi şekilde düştüğünden dolayı gümüş para cinsi zenginliği belirleme itibariyle bugün elimize kaynak olamıyor. Çünkü niye? E Bugün 600 gram, 700 gram gümüş takriben 12 bin TL, 13 bin TL. Yani 12.000 TL parası olan bir insana bugün kenarda yatırım yaptı zengin olarak demek mümkün değil. Çünkü 12.000 TL insanlar aylık maaş olarak alıyor. Ve kimse bugün 12.000 TL birikim olarak deme itibar edin. Ama bugünkü itibarla 70.000 TL, 80.000 TL parası olan insana ha bak para biriktirdi, para biriktirdi, kenara para attı denilebilir. Onun için bu yönüyle NAS'larda geçen bu nisapta da sonuç itibariyle insanların kabulüne, insanların bu noktadaki itibarına da itibar ettiğimiz muhakkak. Biz NAS'lardaki bu 20 miskal, veya 200 dirhem. Bunları ne diyeceğim? Bu, bu çünkü bir birikimdir. Bir kenara para atmaktır. Kenara atılan üzerinden bir yıl geçen paradan zeka. E Ama 10.000 bin TL'ye bugün kimse kenara para atmak diye itibar etmez. Kıymetli kardeşlerim. Onun için bu yönüyle enfa olan hangisi ise ondan verilir. Altın ise altın, gümüş ise gümüş. E peki bugün gümüş şeyden itibardan düştü. O zaman biz mecbur neye bakacağız? Altına bakacağız. E peki altında içinde bu sefer altının içinde enfa olan. Yani daha çok kişi hangi paradan dolayı zekat verebilir? 14 ayara diyeceğiz. O zaman 14 ayar olabilir. Ancak şer kitaplarımıza metinde yine geçmiyor. Şer ve haşe kitaplarımızda i̇bn Abidin'de geçer. Ee, zekatta nisabı belirleme hususunda altının kendi cinsine madrup olan cinsine itibar edilir Yani basılmış para şekline itibar edilir Bugün baktığımız zamanda altının basılmış şekli evet 14 enfa daha çok insan zekat verecek ama 14 ayar bugün basılan bir para cinsi yok 14 ayar hep işçilikle beraber satılıyordur bugün Yani Ya bilezikle satılıyor ya kolyeyle satılıyor e O da kıymeti belirleme hususunda bir standart veremiyor bizlere Halbuki zekatı belirleme hususunda biz bunu ne, 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 olarak itibar ediyoruz? Diğer eşyanın kıymetini belirlemede mikyas Tabiri caizse ölçü birim olarak belirliyoruz. E, i̇şçilik bundan altında olamaz çünkü ne kadar işçiliği varsa kıymeti değişir. E, sonra tenekeye döndüğü zaman da bütünüyle kıymeti değişir. Bu yönüyle 14 ayar altına itibar edemiyoruz çünkü madrup olan bir parası yok. Madrup olan para ne olur? İslam fıkhına göre madrup olan para nisabı belirlemede temel e, illet olarak e, işimize yarayabilir. Onun için para şayet madrup değil ise ne olmaz? Onu nisabı belirleme hususunda biz vesile olarak ve şey olarak temel standart olarak kullanamayız. Bundan dolayı bugünkü günümüzde 14 ayar mağdurup olmadığı için itibardan düşünce çeyrek altın şekliyle veya işte cumhuriyet şekliyle veya işte gram şekliyle basılmış olan 24 ayar 22 ayar altınlar nisabi belirleme hususunda ne olacaktır? E, elimizde temel kaynak olacaktır. Çünkü niye? E, has altına gitmeden basılmış olarak ve madrup olarak elimizde her şey var. Hem de ikinci olarak 24 eh has altından daha enfadır fakir açısından. Evet. Ve anne Yusuf, İmam Ebu Yusuf Hazretlerinden bu nisabı belirleme hususunda şu rivayet edilir. En yukavi muhabi meştera satın aldığıyla kıymetlendirilir. İnkâne semenü nukut eğer nakitlerle aldıysa. Niçin? Lianhu fi marifetil maliyeti, maliyeti belirleme hususunda daha mübalağa, daha isabet edendir. Ama ve inişteraha bi gayri nukut kavvemaha bin nakdil galip. Ama eğer nakitler dışındaki şeyle satın almışsa bu durumda piyasada kullanılan parayla itibar edilir. Şimdi burada fetih sahibi haşiyeler bu konuyla alakalı şunu diyorlar. Şurayı da okumuş olalım. Ve Muhammed Rahimullah ennehu yukavvimuha bin nakdil galib ala külle halin kemen fil mevsubu vel müstehlek helak edilen malda veya gasp edilen malda yani bir kişi birinin malını gasp etti bir kişi birinin malını istihlak etti bu durumda ne olur? piçede ee, na piyasada daha çok kullanılan para cinsi hangisi ise hangi para? Çünkü eski dönemlerde dirhemin çok çeşidi vardı. Miskalin çok çeşidi vardı. Hangisi daha çok kullanılıyorsa onun üzerinden hesaplama yapılır denilmiştir. Şimdi metinde o zaman arkadaşlar metin sahibi enfa dedi. Kitab-ı Rasul'dan muhayyar oldu. Ebu Yusuf da akdi yaptı. İmam Muhammed'e göre piyasada daha çok kullanılan rivayetler geldi. Fetih sahibi der ki burada ki İbn Abidinler, İbn Hüceynler de bu görüşü benimse temel prensip enfa olmasıdır. Yani Bedellerden bir tanesi hangi bedeli belirleyeceğiz belli şey yapamıyoruz. Birinden şayet nisap oluyor öbüründen nisap olmuyorsa her halükarda nisabın olduğu enfa prensip asıldır. Bu konuda üç imamımızın da ittifakı vardır. Sadece bu bahsedilen rivayetler, bu bahsedilen hıraf Ebu Yusuf Hazretlerine göre satın aldı. İmam Muhammed Hazretlerine göre beldede galip olan, kitab olasına göre muhayyer olması. Bu bahsetmiş olduğumuz konu ee, bedellerin her ikisinden de nisabın dolması durumunda. Yani her ikisi de enfa. Yani her ikisi 14 ayar eski kitaplar için. Bugünkü her 22 ayar. Her ikisi 22 ayar ise bu durumda yani zekatı daha çok insanın verdirme itibariyle herkese aynı. Daha çok insan zekat verecek bunu sağladık. Sonrasında peki daha çok insan zekat verecek şekliyle ikisi aynı bir parayı belirledik ama bunlar da farklı. O zaman ne yapacağız? Ebu Yusuf Hazretleri diyor ki satın aldı. İmam Muhammed Hazretleri diyor ki piyasada kullanılan Ebu Hanif Hazretleri muhayyer demiş oluyor diyordur. Onun için burada bu bahsetmiş olduğumuz konu onun için metindeki şekliyle enfa olma hususunda birinci adımdır. Yani şayet birinden nisap oluyor birinden nisap olmuyorsa enfa asıldır hepsine göre. Ancak eğer her ikisinden de nisap oluyor her ikisi de enfa asa bu yönüyle piyasadaki paralar için o zaman imamlarımız arasındaki bu ihtilaf karşımıza çıkmış oluyordur. Bu da yine arkadaşlar bakın metinde okuyorken haşelerle, şehirlerle birlikte düzeltmemizin zorunluluğunu bizlere göstermektedir. Evet burada kalmış olalım. Bir dahaki hafta dersimize devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İsmail Yayın Evi sundu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed